Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Renkli haberlerle karşınızdayız. İspanya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman stil 130 kiloda ülkemizi temsil eden Afyonkarahisarlı milli sporcu Fatih Bozkurt, finalde Ukraynalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu, şehre büyük gurur yaşattı. U23 Dünya Güreş Şampiyonası Greco-Roman stil 130 kiloda mücadele eden Afyonkarahisarlı Fatih Bozkurt, final müsabakasında Ukraynalı rakibini 9-1 yenerek dünya şampiyonu olmayı başardı ve Afyonkarahisar'a büyük bir gurur yaşattı. Milli sporcu Fatih Bozkurt, İspanya'daki organizasyonda eleme turunda Çek rakibini ve çeyrek finalde Yunan rakibini 8-0'lık skorlarla yenerek rahat bir şekilde yarı finale yükseldi. Yarı finalde de Macar rakibi karşısında 6-1 kazanan Fatih Bozkurt, finalde altın madalya için Ukraynalı rakibiyle karşı karşıya geldi. Diğer turlarda olduğu gibi finaldeki rakibini de rahat bir oyun sonucu 9-1'lik skorla geçen Fatih Bozkurt, U23 Dünya Şampiyonu oldu. Fatih Bozkurt'un kazandığı bu altın madalya, İspanya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki Türkiye'de ilk altın madalya olurken, 2018 yılından itibaren düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonları'nda elde edilen ilk altın madalya olarak da dikkat çekiyor. AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencim, milli güreşçi Fatih Bozkurt, U23 Dünya Şampiyonu Greco-Roman stil 130 kilo finalinde Ukraynalı rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Sporcumuzu ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim ifadelerini kullandı. İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen de sosyal medya hesabı üzerinden milli sporcuyu şöyle tebrik etti. İspanya'da düzenlenen 23 yaş altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kilogramda Fatih Bozkurt, Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi Bozüyük köyü bir şampiyon, hem de dünyanın şampiyonu oldu. Tebrikler Fatih. Afyonkarahisar Belediyesi engelliler için 42 adet tekerlekli sandalye, 20 adet akülü engelli araç dağıttı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek öncülüğünde akülü engelli araç teslim töreni yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi engelli bireylerin umudu olmayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek gönüllere dokunuyor. Afyonkarahisar Belediyesi Hizmet Binası önünde akülü engelli araç teslim töreni yapıldı. Başkanım. Engelliler törene aileleriyle katıldı. Üçüncüsü gerçekleştirilen dağıtım programında konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara şunları söyledi. Belediye Başkanımızın bu güzel tutumundan dolayı, engellerimize yaklaşmış olduğu yakınlığından dolayı her zaman bizleri hizmette gördüğü için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e çok teşekkür ediyor. Ve bu tekerlek sandalyeleri ve engelli kardeşlerimize bağışlama yaptıkları için hepinizden nimetdarız. Allah hepinizden razı olsun. Bugün engelli kardeşlerimizi 20 kişiye akülü araçlarını ve 42 de tekerlek sandalyelerine kavuşturuyoruz. Bunlarla umut olmaya devam ediyoruz. El birliğiyle belediye başkanımızla ve ortaklaşa çalışmalarımızla birlikte hepinizin yanındayız. Engellerin sorunlarını tek tek çözmek için biz varız. Sizler yeter ki bizlere sahip çıkın, bizler de sizlerin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise programda yaptığı konuşmada engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, sorunlarını çözecek, her alanda başarı sağlamalarının önünü açacak tüm çalışmalarda yer aldıklarını söyledi. Zeybek şöyle konuştu. Sizleri biz göreve geldiğimiz andan itibaren hiçbir zaman kendimizden farklı görmedik. Bizim elimizde garantimiz yok. Yarın sizin gibi olamayacağımız diye böyle bir garantimiz yok. Allah muhafaza yoldan giderken ayağımız burkulur veya bir araç çarpar, biz de bir engelli birey olabiliriz. Bu Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Ondan dolayı hiçbir zaman, başında da söyledim, sizleri kendimizden farklı görmüyoruz. Engelli kardeşlerimizi de topluma kazandırmak, evde kapalı kalmasın,
çıksın, kendi başına dolaşabiliyorsa kendi başına dolaşsın, dolaşamıyorsa en azından tekerlekli sandalyeyle de olsa halkın içine karışsın, sosyal hayatın içinde olsun diye böyle bir etkinliği yapalım istedik. Tören konuşmalarının ardından Mehmet Zeybek ve protokol tarafından 20 adet akülü araç, 42 adet tekerlekli sandalyenin anahtarı engelli bireylere teslim edildi. Katılımlarından dolayı da çok çok teşekkür ediyoruz. Akülü araçlarına kavuşan engelli bireyler ise duygu ve düşüncelerini aktardı. Çok iyi. Mutluyum abi. İyi günlerde kullan. Bu sosyal yardımlar çok iyi bir şey. Biz gibi engellilere belediye başkanının yardımcı olduğu için ona teşekkür ederiz. Sağ olsun, devletimiz sağ olsun, var olsun. Program aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Afyonkarahisar'da Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Vali yardımcısı Nurullah Kaya ve protokol üyeleri gözleri kapatılarak baston yardımıyla Zafer Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Afyonkarahisar'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için yürüyüş gerçekleştirildi. İmaret Camii önünde toplanan il protokolü ve görme engelliler polis ekiplerinin güvenlik koridorunda Zafer Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti il başkanları da destek verdi. Çıkıyoruz mu? Yürüyoruz. Geldik. Yok açmıyoruz. Zafer Kent Meydanı'nda açıklama yapan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, esnaflardan ve yerel yönetimlerden görme engelliler için duyarlı davranmalarını istedi. Artık sarı çizgiler toplumumuzun vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Şimdi bize düşen görev sarı çizgilerin, kaldırımdaki sarı yolların önünün açık kalması için toplum bilincinin sürekli olarak zinde olmasını sağlamamız gerekiyor. O köşe başlarındaki kaldırım çıkış ve inişlerindeki köşe başlarında araç parklarına lütfen yapmayalım. Oraya dikkat edelim. Çünkü bizim önem vermediğimiz konu birileri için hayati önem arz edebiliyor. O düşünceyle biz toplum olarak bu farkındalığı yaratmaya, yaşatmaya devam edeceğiz. 6 Nokta Görme Engelliler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan da kent içinde yapılacak düzenlemelerle ilgili kendileriyle istişare edilmesi çağrısında bulundu. Buradan rica ediyoruz. Mutlaka bizimle iletişime geçmelerini diliyoruz. Burada kamu yararına dernek biz varız. Görme engeller adına 6 Nokta Körler Derneği şubesi olarak bizlik elimizden ne gelirse yapmaya her zaman hazırız. Yeter ki bir şey yaparken bize danışırsın, bizimle görüşürsün. Kaldırımlarda sarı kılavuz yol olması gerekiyor. Araba park edilmemesi gerekiyor. Elektrik panosu ve esnaflarımızdan duyarlılık istiyoruz. Afyonkarahisar Güçlü Kadınlar Derneği ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canser Kuzu da görme engellilere beyaz baston hediye ederek Bartın'da yaşanan patlamada şehit olan maden işçilerine başsağlığı diledi. Yana gidiyorlar, yan ne derim? Afyonkarahisar Hocaahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Gazeteciler Günü dolayısıyla Kanal 3'ü ziyaret etti. Biz de miniklere birimlerimizi tanıttık, meraklı öğrencilerin sorularını yanıtladık. Hocaahmet Yesevi İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden Kanal 3'e anlamlı ziyaret. Minik öğrenciler öğretmenleriyle birlikte 21 Ekim Gazeteciler Günü kapsamında Kanal 3'e geldiler. Kanalda tüm birimlerimizi gezdirdiğimiz birbirinden meraklı öğrencilerin sorularını cevapladık. Biz buradan haberleri sesleniyoruz. Oradan kaydediyoruz. Ve akşam sizin benim sesimi duyuyorsunuz. Haber merkezi ekibimizden kameraman arkadaşımız Onurcan Atasoy kendisine pür dikkat dinleyen öğrencilere haber merkezindeki çalışmalarımızdan bahsetti.
Not tutmayı da ihmal etmeyen çalışkan öğrenciler stüdyo ve rejiyi de inceleyerek meraklarını giderdi. Eğlenceli bir iş göre bana göre. Çünkü böyle herkes eğleniyor gibi düşünüyorum ve çok meraklıyım ve korkunç haberler de oluyor. Onlar da bayağı güzel oluyor. Her gün ilginç bir olaydan haber almak istiyorum. Onun için mi gazeteci olmak istiyorsun sadece? Yazması da çok güzel. Fotoğraf çekebiliyorsun ve çok eğlenceli. Çok zor bir şey bence. Niye zor sence? Niye zor sence gazeteci? Bileyim. Bence zor geliyor bana. Buradan bakınca zor mu geldi? Hoca Ahmet Yesevi öğrencileri ve öğretmenlerinin ziyareti toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Afyonkarahisar Belediyesi şehrin en önemli noktalarından biri olan Uzun Çarşı'da başlattığı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir klip hazırlandı. Klipte Uzun Çarşı'daki işletmelerin öncesi ve sonrası olarak değişimine yer verildi. İşte o görüntüler. Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun oyuncu seçmeleri bu yılda tamamlandı. Belediye Şehir Tiyatrosu her yıl yaptığı oyuncu seçmeleriyle tiyatro oyuncusu olmak isteyen herkese imkan sağlıyor. Şurada bir kişi geldi, şu an bunu ayıklaması burada bir kişi geldi. Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncu seçmeleri tamamlandı. Daha çok görsünler beni seyirciler. Abartılı oynarsam daha beğenilirim. Şehir tiyatrosunda yoğun katılımın sağlandığı oyunculuk seçmelerine 124 kişinin içinden sadece 26 kişi başarılı olabildi. Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas, tiyatro oyunculuk seçmeleriyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Biz her sene seçmeler yapıyoruz. Yani benim böyle bir huyum var. Böyle bir şey arzu ediyorum. Bunun nedenini de hep açıklarım. Şöyle, şimdi tek bir ekiple yıllarca aynı oyunda oynamak, yani aynı ekiple oynamak tabii ki lezzetli bir şey. Yönetmen cihetiyle de çok kolay bir şey. Artık tanıdığınız oyuncularla oynarsınız. Arzu film vardır ya, hani aile şerefi, şerefli aile, bizim aile, turşucular falan. Aynı ekiple 20 tane film çekilmiştir. Bu güzeldir. Yönetmen cihetiyle çok kolaydır. Ama ben tiyatro sevdalısı olan, tiyatro yapmak arzu eden arkadaşların hepsine bir imkan vermek gibi bir vazife addettim kendime. O yüzden de her sene seçmeler yapar. Bazı arkadaşları devam eder, bazıları ayrılırlar. Ama her sene yeni yeni arkadaşlarla, ilk defa tiyatro yapan çoğu arkadaşlarla bir oyuna hazırlanırız. Evvelinde kısa bir temel oyunculuk eğitimi veririz. Ardından da oyuna başlarız. Bu sene de seçmeleri yaptık. Çok verimli, güzel geçti. Yani güzel arkadaşlar seçtik. Yönetmen Elmas seçmelere katılım sağlayan oyunculardan da bahsetti. Bu sene toplam müracaat eden 124 arkadaş oldu seçmelere. Şimdi şöyledir, kolay değildir seçmelere müracaat etmek. Hani yapabilecek miyim ya, daha önce tiyatro yapmadım, acaba olur mu falan gibi dertleri olur insanların. 124 müracaattan 26 arkadaşımızı davet ettik. Tabi bu birinci level. Bir temel oyunculuk eğitiminden sonra bazı arkadaşlarımızı daha eleyeceğiz. Kalan arkadaşlarla o senenin ikinci oyununa, birinci oyununa zaten çalışıyoruz. İkinci oyununa inşallah çıkarmış olacağız, çıkaracağız.
çıkarmak arzusundayız. Elmas, oyuncu seçerken nelere dikkat ettiklerini de anlattı. Yani müracaat eden arkadaşlarımızın Kahir ekseriyeti daha evvel tiyatro yapmamış ya da işte lisede, üniversitede tiyatro yapmış arkadaşlar. Dolayısıyla bir tecrübe aramıyoruz. Aslında benim birinci aradığım şey tiyatro sevdası. Çünkü bu sevdayla yapılacak bir iş. Yani tiyatro yapmak diye bir hobi yoktur. Tiyatro hobisi olan insanlar arada tiyatro izlemeye giderler. Bu adamın tiyatro hobisi vardır ama tiyatroyu yapacağım diyen insanlar hobi olarak yapmazlar. Zordur, meşakkatlidir. Bu yolu yürüyebilir miyiz? Bunlar çok önemli şeyler. Tiyatroyu seviyor mu? Bunu anlamayı, en anlamak arzu ettiğim şey odur. Tiyatroyu seviyor mu? Bu yolu birlikte yürüyebilir miyiz? Rabbim ne kadar vermiş? Hani onu anlamaya çalışıyorum. Hani Rabbim verecek ki biz üstüne biraz bina edeceğiz. Ne kadar olmuş? Afyonkarahisar'da görevli 46 yaşındaki müezzin kayyım İsmail Yüksel, 25 yıldır hayalleri için araç olarak gördüğü kara kalem sanatıyla eserler ortaya çıkarıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kara kalem ustası müezzin kayyım, 25 yıldır hayallerini resmediyor. Afyonkarahisar'da görevli müezzin kayyım İsmail Yüksel, lise yıllarında ilgi duyduğu kara kalem sanatıyla hayalleriyle sevdikleri insanların portrelerini resmediyor. Otpazarı Camisi müezzin kayyımı Yüksel, hiçbir eğitim almadan lise yıllarında ilgi duyduğu kara kalem resim sanatını boş vakitlerinde hem evinde hem de görev yaptığı camide sürdürüyor. Masal kahramanı. Yüksel, zamanla kendini geliştirerek karalama çalışmalarını iş hayatında da sürdürdüğünü dile getirerek şunları kaydetti. Atölye gibi kullandığım bir odam var orada. Boş olduğum zamanlar, izinli olduğum zamanlar evde yapıyorum. Onun dışında camide vakit aralarında eğer işim olmazsa, yere gitmezsem yine o şekilde camide karalıyorum. Afyon tarihi bir şehir. Özellikle Afyon'un tarihi mekanlarını, özellikle tarihi camilerini, yukarı kısımda kalenin etrafındaki Ulu Cami ve çevresini, eski Afyon evlerini, onları resmetmeye çalıştım. Müezzin Kayyım Yüksel, 2014 yılındaki Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda kara kalem eserlerinden oluşan bir sergiyi de Afyonkarahisar'da açtığını ve çok beğenildiğini anlattı. Sergi açtığımız dönemde kendi cemaatim dahi resim karaladığımı, kara kalem resim yaptığımı bilmiyordu. Böyle bir resim sergisi açtığımda cemaatimden çok güzel dönüşler oldu. Ben şuna inanıyorum, her insanın içerisinde gizli, saklı bir yeteneği mutlaka vardır. Bazen bu yeteneğini başka insanlar ortaya çıkarır. Bazen de insan kendi yeteneğini kendisi ortaya çıkarır. Bir din görevlisinin böyle sanatsal faaliyetlerle uğraşmasının insanlara çok enteresan gelebildiğini söyleyen Yüksel şöyle devam etti. Resim yapmak insanın kalbindekini, içindekini, hayalini dışa yansıtmak demektir. İnsanın hayali bittiği zaman resim yapmayı bırakır. Ben de içimde hayallerim devam ettiği müddetçe resim yapmaya devam edeceğim. Afyonkarahisar'da Susuz Ortaokulu ve Susuz İmam Hatip Ortaokulu işbirliğinde Geçmişimizde Varız temalı etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında geleneksel çocuk oyunları oynandı, geleneksel eşyalardan oluşan sergi açıldı ve geleneksel Türk mutfağı yemekleri yapılarak hep birlikte yenildi. Susuz Ortaokulu ve Susuz İmam Hatip Ortaokulu Değerler Hareketi Projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. İki okul öğrencileri Geçmişimizle Varız teması doğrultusunda önce geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynadı. Öğrenciler yumurta taşıma yarışmasında çuval yarışında çizgiyi en önde geçmek için uğraştı.
Halat çekme yarışında güçlerini gösteren okul öğrencileri ip atlayarak kendilerini sınadı. Evet, bugün neler yaptınız? Bugün halat çektik, ip atladık. Yani çok çok güzel vakit geçirdik. Biraz yani oynuyorduk ama çok fazla da değil. Peki bilgisayar oyunu mu bunlar mı? Bence bunlar daha iyidir. Geleneksel oyunlarımız çok güzel. Her zaman böyle yiyip, yemek yiyip içiyoruz, oyunlar oynuyoruz. Peki bugün neler oynadınız? Bugün yumurta taşımaca, ip atlama gibi oyunlar oynadık. Abi ip çekme, çuval şeyce, çuval. İpten atlama. Yok abi ben ip de çektim ben çekmiyorum. Aynen. Kim kazandı? Biz de biz. Siz de kazandınız. Peki bunlar mı eğlenceli yoksa bilgisayarda falan oynamak mı? Bunlar abi. Oynuyorduk abi. Hoşunuza gidiyor muydu? Ben gidiyor abi. Bilgisayardan daha mı eğlenceli yoksa daha mı kötü? Eğlenceli abi tabii. Değil mi? Bugün yöresel oyunlarımızı oynadık. İp çektik. Yumurta yarışı, çuval yarışı yaptık. Çok eğlendik. Çok mutluyuz. Sporla yaşamak çok güzel bir şey. Her zaman spor yapmalıyız. Bilgisayar oynamak yerine spor yapmak daha eğlenceli. Halat çekmeceler, çuvalla atlamalar, ağzımıza gidip yumurta taşımak çok güzel bir şey. Öğrenciler daha sonra okul içinde bir sınıfta geleneksel eşyalardan oluşturulan sergiyi gezdi. Öğrencilerin son etkinliği ise geleneksel Türk mutfağının örneklerinden oluşan yemekleri yemek oldu. Ailelerinin yaptığı yemekleri okulda hep birlikte tüketen öğrenciler geçmişe yolculuk yaparak farklı bir deneyim yaşadı. Proje sorumlusu okul öğretmenleri öğrencileri geçmişe götürerek farkındalık yaşamalarını sağladıklarını aktardı. Önce geleneklerimize bağlılıktı bu ayki konumuz. Bu konuda düşündük yani neler yapabiliriz, çocuklarımıza neler gösterebiliriz bununla ilgili. Oyunlar aklımıza geldi. Hem çocuklarımız eğlensin, oynasın hem de geleneklerimizi hatırlasınlar diye böyle bir proje düşündük. Ailelerimiz bu konuda çok yardımcı oldu. Bu konuda velilerimize teşekkür ediyoruz. Geçmişte kullanılan ama çocuklarımızın bazen hiç görmediği, bazen de görse bile unuttuğu eşyaları, kıyafetleri görsünler, öğrensinler diye bir sergi düzenledik. Ne amaçla kullanılıyor bu eşyalar, ne kadar önce kullanılıyordu, ne amaçla kullanılıyordu? Bunları sormalarını istedik. Biz de sergi boyunca öğrencilerimize bunlardan bahsettik. Çocuklarımız aslında oyunları oynama konusunda çok istekliler ama günümüz şartlarında teknoloji bağımlısı oldukları için hep telefon oyunlarını oynuyorlar. Bu noktada geçmiş oyunların ne kadar eğlenceli olduğunu, zevk alacaklarını anlattığımızda keyifle katıldılar, kabul ettiler. Hakikaten de iyi bir vakit geçirdik okulumuzda. İsyihisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, çocuklar için güzel bir hizmete imza attı. Şehit Ahmet Kaplan İlkokulu dahil 40 okulun bahçesine eğlence oyun alanı oluşturuldu. Çocuklar gönüllerince eğlendi. Başkan Şahin çocukların yüreğine dokundu. İstihsar Belediye Başkanı Ahmet Şahin tarafından merkezde ve köylerde 40 okula eğlenceli park kuruldu. Öğrenciler Şehit Ahmet Kaplan İlkokulu önündeki eğlence parkında 20 gündür gönüllerince eğleniyor. Hem teneffüslerde hem de okul sonunda bu alanda eğlenceli vakit geçiren öğrenciler Başkan Ahmet Şahin'e teşekkür etti. Eskişehir'de yaşayan emekli astsubay Hakkı Coşkun çizdiği resimlerle duvarları süslüyor. Emekli asker sokakları tuvale çevirdi. Uzun yıllar askeriyede çalıştıktan sonra 1984 yılında Eskişehir'deki hava üssüne tayin olan Hakkı Coşkun'un resme ilgisi o günlerden beri devam ediyor. Emekli olduktan sonra resim atölyesi açıp sokaklara adeta hayat vermeye başlayan Coşkun, eserlerini gören gözleri mutlu etmek istediğini ifade etti. Resim atölyesindeki vatandaşların talebi üzerine de resimler çizen Coşkun şunları kaydetti. 1984 yılında ben buraya hava üssüne tayin oldum. Profesyonel dalgıcım. Hava üssünde duvarlara vitrayı, yazılar, resimler, rölyefler, her çeşit resim çalışması yaptım. Hatta uçaklara da yaptık.
98'te emekli oldum. Resim atölyesi olarak açtım. 13-14 metre boyunda, 3 metreye 14 metre boyunda kocaman bir sahne var. Bir haftaya kadar kavuşturur musun? Kavuşturdum dedim. Saat 10'da gittim oraya. Saat 3.30'da bitirdim. Taşbaşı'nın şu duvarlarını yaptım. Ara sokak var, ara sokağı yaptım. Atatürk resmi var 2,5 metre, 1,5 metre dışarıda, dış cephede. Ondan sonra özel bahçelere yaptım, özel duvarlara yaptım. Çok yaptım yani. Tabii istiyorum ki hakikaten boş duvarlarımız kalmasın. Çünkü denize gidemiyoruz, size deniz yapmak istiyorum. Dağa gitmek isterim, bir dağda gele şelale yapmak isterim. Yanında çiçekler olsun, kır çiçekleri, onları size yapmak isterim. Benim bir göz, iki tane gözüm var ama bakanlar bir sürü gözler, o gözleri mutlu etmeye çalışacağım. Eskişehir sokaklarında söylediği şarkılarla tanınan Ali Rıza Işık, yanından ayırmadığı çantasını mikrofonlarla doldurup, her mikrofonla farklı parça söyleyerek vatandaşların ilgisini çekiyor. Sokaklarda eskittiği mikrofonlardan koleksiyon yaptı. Ömrü müzikle geçen Ali Rıza Işık, uzun yıllardır Eskişehir sokaklarında Türk sanat müziği eserlerini seslendirerek geçimini sağlıyor. Eskişehir'in sanat güneşi olarak tanınan Işık, sesini Müzeyyen Senar ve Bülent Ersoy benzemesiyle dikkat çekiyor. Kentin en işlek caddelerinde sanatını icra eden Işık, sesi ve renkli giyimiyle uyumlu mikrofonlarıyla vatandaşların ilgisini çekmeyi başarıyor. Her mikrofonda farklı parçalar olduğunu ifade eden sanat güneşi Işık, çeşitli mikrofonlarla doldurduğu çantasını yanından ayırmıyor. Her an sahneye çıkmaya hazır olan Işık, sokaklarda eskittiği 40 kadar mikrofonu evinde saklıyor. Çocukluğundan beri müzikle iç içe olduğunu söyleyen Işık, sanatını her gün insanlarla buluşturabildiği için mutlu olduğundan bahsetti. 1975'te müzeye başladım. 10 sene onlarla beraber, 79'un 11. ayın Tunceli Uzat'ı jandarma olarak gittim 3. eğitim alayına. Oranın da az solist oldum. Hep müzikle yaşadım. Sonra burada tekrar Eskişehir Demiryolu Orkestra abilerimle 87'de bir yıl onlarla çalıştık. Sokaklara başladı hemen hemen 2014-2015 arası diye düşünüyorum. Aşağı yukarı 6-7 sene oldu. Valla şu anda en aşağı 8 tane mikrofon alıyor. Onlar da neden kaynaklanıyor? Şarjları falan bazen ama çok gitmiyor. 3-4 saat gittiği için takviye olarak akşamdan şarjını dolduruyoruz. Takviye olarak devam ediyoruz. Yani. Toplamda kaç tane mikrofonum var? Valla şu anda mikrofonlar çoğu bozulduğu için şu anda elimde kullandığım 9 mikrofon gözüküyor. Öbürler bozuk yani. Fayda etmiyor. 40'a yakın vardı yani aşağıları. Hep bozuldu yani. Valla her müziği şimdi ona göre hafıza kartına dolduruyoruz. Farklı farklı yüklüyoruz. Onun için onun şarjı bitti mi öbür müziğe geçiyoruz. Camdan yapılmış kristal mikrofonum var. Eski şeyler yok yani şu anda malum mikrofonlar. Hep onlarla kullanıyoruz. Halk çok memnun. Hatta çok dikkatini çekenler var. Ya bu ses bundan mı çıkıyor diyenler var. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mermer Salon'da açılan Hastadan Hekime Minnet İfadeleri sergisinde hastalar tarafından doktorlara hediye edilen el emeği ürünler görücüye çıktı. Esogü hekimleri hastalarından gelen hediyeleri sergiledi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli hekimlere hastaları tarafından verilen hediyeler sergilendi. Minnet ve şükran ifadesi olarak doktorlara getirilen el emeği ürünler, Mermer Salon'da bulunan sanat galerisinde görücüye çıktı. Hastanede gören hastaların tedavisinin ardından hekimlerine getirdiği el emeğiyle hazırlanan hediyeler, sergiye gelen katılımcıların beğenisini topladı. Doçent Doktor Dilek Çetinkaya, hastalar tarafından hediye edilen el emeği ürünlerin daha değerli olduğunu belirtti. Hekimler olarak bize hastalarımızın tedavisi sonrasında kendi gönüllerinden geçen el emekleriyle yapılan ürünleri sergilemeye amaçladık. Burada pek çok hocamızın size verilen ürünler var. İşte ellerine ne geçerse, patik, gönüllerinden ne koparsa, tablolar, sergi içerisinde görebilirsiniz, başörtüleri, el emeği, kutular, bir sürü ürün var. Bunları sergilemeyi istedik. Bebek gömleklerinden tutun da patiklere,
kupalara kadar çok fazla ürünümüz var. Bir hediye alıp vermek yerine kendi elleriyle, emekleriyle yaptıkları şeyler bunlar. Çok daha anlamlı tabii ki. Hani bir çiçek alıp vermek elbette ki güzel bir minnet ifadesi ama el emeğiyle, oturup saatlerce göz nuruyla yapılan şeylerin yeri çok daha fazla, çok daha büyük bizim için. Biz de onları sergilemeyi amaçlı. İzmir'de yaşayan hayırsever Ayfer Dikmen, yoksul ailelerin bebekleri için ördüğü patikleri daha önce annesinin vefat ettiği Konya'daki hastaneye gönderdi. Ördüğü patikleri hayır için annesinin vefat ettiği hastaneye gönderdi. 5 Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesine bir süre önce içinde teşekkür mektubu bulunan bebek patiklerinin bulunduğu bir paket getirildi. Hastanenin başhekimi uzman doktor Sıtkı Küçük Buzcu, gazetecilere paketi gönderen Ayfer Dikmen'i telefonla arayarak kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Dikmen'in hediye olarak gönderdiği bebek patiklerinin annelere teslim edilmeye başlandığını aktaran Küçük Buzcu şöyle konuştu. Ayfer Hanım'ın mektupta belirttiği gibi bebek patilerini pandemi dönemi boyunca örmüş, kendi elleriyle ördüğünü ve dualar eşliğinde öldüğünü ifade ediyor. Yıllar sonra gelen bir teşekkür olarak bize ilettiğini ve bunu ihtiyaç sahibi olan annelerin bebeklerine vermemizi tembihliyor. Biz de onun isteğini yerine getiriyoruz. Kendisini aradık tabii, biz de bu mektubu ve hediyeleri görünce çok duygulandık. Kendisini arayıp teşekkürlerimizi sunduk. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sünnet çocuğuna sürpriz yapan kuzenleri süsledikleri tırlarıyla konvoya renk kattı. Tırcı kuzenlerden sünnet çocuğuna görkemli konvoy. O anlar renkli görüntüler oluşturdu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen sünnet şöleni sıra dışı görüntülere sahne oldu. Kuzenleri tır ve kamyon şoförü olan 7 yaşındaki Mustafa Bera Yıldırım'ın sünnet düğünü için tırlardan oluşan konvoy düzenlendi. Benzerine az rastlanan konvoy çevredeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Havalı kornalar eşliğinde yola çıkan sünnet konvoyu Pamukkale yolu üzerinde bir süre dolaşarak renkli anlar yaşattı. Konvoyda bulunanlar düğün salonuna gelmeden önce yol üzerinde araçlarını durdurarak müzik eşliğinde oynadı. Tırların renklendirdiği sünnet düğünü tören alanına gelindikten sonra eğlenceyle devam etti. Denizli'de yaşayan Cansu Atik ve İsmail Alparslan Ece, 2017 yılından bu yana hobi olarak topladıkları 5000 imzalı 9000 plaktan oluşturdukları koleksiyonu Nostalji Kafe'de sergiliyor. Denizli'de iki arkadaş hobi olarak başlayıp 5 yılda 9000 plak biriktirdiler. Cansu Atik ile liseden bu yana arkadaş olan İsmail Alparslan Ece, ilgi duydukları plakları bit pazarından veya satış yapan yerlerden toplamaya başladı. Kısa sürede ellerindeki plakların sayısı artan ikili, Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak nostaljik plakları toplamayı sürdürüyor. Sanatçıların konserlerini de takip eden Atik ve Ece, aralarında Ajda Pekkan, Erol Evgin, Ümit Besen, Işın Karaca, Selami Şahin, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Neşe Karaböcek gibi isimlerin de yer aldığı yüzlerce ünlüye plaklarını imzalattı. Türkiye'nin her bölgesine giderek farklı şehirlerdeki konserleri takip ettiklerini dile getiren Cansu Atik, ellerinde birçok sanatçıya ait imzalı plak olduğunu söyledi. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Farklı şehirlerde, nerede ne konser var, hangi tarihte, hepsini takip ediyoruz. Hepsine tek tek gidiyoruz ve bütün plaklarımızı orada imzalatıyoruz. Aklınıza gelebilecek herkesin imzalı plakları var. Genelde böyle 70'lerdeki sanatçılar, 60'larda 70'lerdeki sanatçılar, böyle bir iki tane plağı olan sanatçılar çok fazla var. Zamanında çok ünlü olmuşlar. Bir plak çıkartmışlar.
yapmışlar. Biz şarkıyı biliyoruz aslında, duyuyoruz ama kimin söylediğini bilmiyoruz. O sanatçıların %90'ının plakları şu anda imzalı. Birlikte bir hobimiz olsun diye başladı aslında. O zaman İzmir'de yaşıyorduk ve bit pazarlarına gidip, bit pazarında böyle sabahtan akşama kadar istediğimiz sanatçıların plaklarını toplayıp öyle biriktirmeye başladık. Isparta'da berberlik yapan Hakkı Akol, 13 yaşındayken çırak olarak başladığı berber dükkanında 41 yıl sonra patron oldu. Çırak olarak girdiği dükkanın sahibi olan berber, ustasına hürmette kusur etmiyor. İlkokul öğreniminden sonra babasının çalışması için bir berber dükkanına götürdüğü Akol, çıraklıktan patronluğa ulaşan yaşam hikayesini anlattı. Okula gitmek istememesi üzerine babasının ya okuyacaksın ya da çalışacaksın diyerek kendisini Karaağaç Mahallesi'ndeki İbrahim Özcan'ın berber dükkanına yerleştirdiğini belirten Akol şöyle konuştu. 81 yılında başladım. Rahmetlik babam ustamın yanına verdi işte. Ustam o zamanlar gençken işte buraya 81 yılında başladığımda çırağıydım. O zamandan bu tarafa da yolumuz öyle kesişti. O şekilde devam ediyor şu anda. İlkokuldan çıktıktan sonra bir sene falan boş geldim. Bir sene sonra da babam dedi ki böyle boş olmaz. Yani ya oku dedi ya da mesleğe verem dedi. Ben de okumak istememiştim o zamanlar. Ben okumak istemediğim için de mesleğe verdi. O anda da buraya verdi işte usta, babam. Burada o seneden beri de burada çalışmaktayım. Tamam ufadım o zamanlar. Hoşlanmıyordum ama sonradan biraz daha değerini anladım. O sebepten dolayı da severekten bu işi yaptım. Kaç senedir bu işi severek yapıyorum burada işte dükkanda. Kütahyalı genç girişimci Türkiye'nin dört bir yanından temin ettiği ürünleri ve kitapları açtığı dükkanda meraklılarıyla buluşturuyor. Kütahyalı genç sahaf kitap severleri tarihte yolculuğa çıkarıyor. Geçmişi 250 yıl öncesine kadar dayanan taş baskı kitapların, 1940'ların, 1950'lerin, 1960'ların müzik ve film arşivlerinin de bulunduğu dükkanda, Cumhuriyet'in ilk döneminde basılmış mizah dergilerini de bulmak mümkün. Göstermişti bunu bana. Ay bunun fiyatı ne kadar? Elimden geldiğince doğru kitabı doğru insanla buluşturmak istiyorum diyen işletmeci Mutlu Din şunları kaydetti. Kütahya'da bir sahaf eksikliği olduğunu hissettiğim için zaten böyle bir yer açma isteği bulundum. Eskiye olan meraktan başlıyor buradaki her şey. Bu da merakın bir birikimi. Aynı zamanda da Kütahya'da kitabı olan ilginin sadece yeni kitaplara kalmasını istemediğim için neden olmasın başlığı altında açılmış bir yerdir burası. Ve eskinin güzelliğini herkese anlatmaya, buluşturmaya çalışıyorum. O amaçla kurulmuş bir yerdir burası. Evet, buradaki her şey eski, en yeniler biziz, gelen müşteriler oluyor yani. Elimden geldiği kadar da doğru kitabı doğru insanla buluşturmak sadece ticaret değildir sahaflığın amacı. Doğru kitapla doğru insanla buluşturmaya çalışmaktır sahaflığın amacı. Kâr marcu gütmeden, para gütmeden, ihtiyacı olan ruh haline göre kitap verebilmek, eser verebilmektir. Tabii ki sadece kitaplar yok. Dönem yolculuğu yaptıracak eşyalar, antika eşyalar, dönemsel eşyalar mevcuttur. Kütahya'nın termal bölgesi Ilıca, sonbaharda sarı, kahverengi, turuncu ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Kütahya Ilıca'da sonbahar güzelliği. Ilıca'nın soğuk çeşme bölgesi eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, kartpostallı görüntülere sahne oluyor. Termal Otel Müdürü Engin Umur, termal bölgesi Ilıca'mız sonbaharda ayrı bir güzel diyerek şöyle konuştu. Sonbahar ayı bir farklıdır. Sonbahar hüzünlü derler ama kesinlikle böyle bir hüzün yaşamıyoruz. Doğanın bütün renklerini görüyoruz ve karşı karşıyayız. Bunu da misafirlerimiz geldikleri zaman çok renklendiriyorlar. Bizi de mutlu ediyorlar. Bütün renklerle birlikte misafirlerimiz de renkli insanlar, doğa da renkli. Hep beraber birlikte olmaya çalışıyoruz. Havadan çekilen görüntülerde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Bu güzel haberle renkli haberlerimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Yeni haftada tekrar görüşmek umuduyla. İyi akşamlar.